Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 1'den 100'e kadar 2 ve 3'ün katları, 2'ye ve 3'e bölünebilen sayılar dersek daha doğru olur. 2 ve 3'e bölünebilen sayıları 1'den 100'e kadar olanlarını yazdıracağız. Ben kütüphanemizi tanımladım. Integer türünde bir değişken tanımladım. Hemen for döngüsüyle sayıları 1'den 100'e kadar yazdıracağım. Bir küçüktür 101 de yapabilirsiniz. İsterseniz i küçük eşit 101 şeklinde de tanımlayabilirsiniz. İ artı artı yazdım birer birer artsın diye. Hemen güzel parantezlerimizi açalım. If ile koşul oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? If i not 2 eşit eşit 0 ise diyeceğim. Bu bana i'nin 2'ye bölümünden kalan 0 ise i 2'ye bölünebilir diyecek. Ben araya ampersan ile v diyeceğim. 2'ye bölünebilirse ve i 3'e bölümünden kalan 0 ise, yani 2'ye ve 3'e bölünebiliyorsa demiş olduk burada. Printf ile yazdıracağım. Burada koşulumuzu oluşturduk. Yüzde de slash n ile alt alta yazdırayım. Daha güzel bir ortam olsun. Hemen programımızı yazdıracağım, çalıştıracağım ama önce burada güzel parantez açabilirdik. Açmadım. Tek satır olduğu için bir şey fark etmiyor. Birden fazla kod satırı yazacak olursak buraya güzel parantez açmak zorundayım if'in içerisine. Programımızı çalıştırıyorum. 6, 12, 18, 24 diye yazdırdı. Bunlar 2'ye ve 3'e bölünebilen sayılar. Programımız doğru şekilde çalıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.